Nesine TV hoş geldiniz değerli izleyenler. Bir 15 gün daha geçti. Yeni bir konu bulduk ve karşınıza geldik. Tabii ki geçtiğimiz programda Afrika Uluslar Kupası'ndaki en değerli oyuncular, Afrika futbol tarihinin en değerli oyuncularını konuşmuştuk hatırlayacağınız gibi. Spor değiştiriyoruz hemen. Yine aslında biraz güncele yakın bir konu. Snooker'a geçeceğiz. Snooker'da tarihimizde ilk kez bir turnuvayı ağırlayacağız. Antalya'da özel bir heyecan yaşanacak ki snooker sevenler mutlaka vardır aranızda. Snooker'ı çok fazla bilmeyenler vardır. Fakat e, snooker izlemek için özellikle Türkiye'de snooker kültürünün belki de biraz daha artması için çok değerli bir turnuva bizi bekliyor olacak. Mart'ın başında hem son döneme baktığımızda hem de tabii ki turnuvada yer alacak oyuncular arasında. En izlenesi 5 oyuncuyu aslında sizler için listeledik. Tabii buraya girmeyenler de olacak onlara ayrı bir parantez açacağız ama kimleri izlemek lazım bu sezon kimler ön plana çıkıyor bu turnuvaya gelecek isimler arasında kimlere dikkat etmek lazım ve kimlerin maçlarını kaçırmamak lazım. Hemen başlayalım 5 numarayla Mark Selby ile. Şimdi klasik şekilde aslında işte 5'ten 1'e doğru sayarken en az izlenesinden en izlenesiye doğru gitmeyecek. E, baktığımızda bu 5'liği bir genel olarak düşünebilirsiniz. Max Elbi genellikle çok eleştirilen oyunculardan bir tanesidir. Özellikle kariyerinin e, ilk bölümünden kariyerinin şampiyonluklar yaşadığı, dünya bir numarasını hiç kimseye bırakmadığı ve arka arkaya hem dünya şampiyonlukları yaşadığı hem de e, sezonun tamamını domine ettiği dönemlere kadar hep böyle bir eleştiriler almıştır. Baktığımızda işte e, pot performansının çok özel olmadığını, özel yeteneğinin... yani Hani, hani Allah vergisi yeteneğinin diyelim, snooker yeteneğinin çok fazla olmadığını e, çalışarak, biraz öğüterek, biraz da e, rakibine problemler yaratarak. Hani defansif oynamaktan bahsetmek çok doğru olmaz snooker için ama e, biraz bozarak oynayarak e, çok eleştiri alan e, oyunculardan bir tanesidir Mark Selby. Baktığımızda hem hayatı boyunca çok erken yaşlarda çalışmaya başlayıp çok da ciddi bir şekilde mesai harcayıp aynı zamanda sıfırdan dünyanın bir numarasına kadar çıkmayı, dünya şampiyonu olmayı başarmış bir isim. Hatta onun ilk şampiyonluğuyla kendisi bir Leicester'la Leicester, Leicester City'nin şampiyonluğu arasında da çok keyifli bir bağ vardır. Çok yakın zamanda ikisi şampiyonluk yaşadı. Mark bir dünya şampiyonluğu yaşarken Leicester City'de tarihi şampiyonluğa ulaşmıştır Ranieri'nin önderliğinde. Öyle bir bağ da vardır ki aslında o dönemlerle beraber seyircileri kazanmaya başlayan o hikayeleriyle birlikte Mark Selby seyircileri kazanmaya başlayan bir yapıya büründü. Ve tabii ki artık katıldığı her turnuvanın doğal favorisi olarak e, dikkat çekiyor. Mark Selby evet bir numaradan yavaş yavaş düşüyor. Judd Trump'ın akıl almaz yükselişiyle beraber. Fakat hem eski dünya bir numarası hem son dönemin dominant oyuncularından bir tanesi hem de tabii ki snooker tarihinin özel figürlerinden bir tanesi olarak Antalya'da onu izleyecek olmak çok büyük bir keyif olacak. 4 numarada sırada bir başka eski dünya 1 numarası 2010 dünya şampiyonu Avustralya'dan Neil Robertson var. Ee, yine Antalya'da izleyeceğimiz oyunculardan bir tanesi Neil Robertson. Özellikle tabii ki kariyerinin ilk döneminde çok daha farklı bir oyuncu. Çok daha e, hızlı, çok daha Jad Trump ve e, Ronnie O'Sullivan'a yakın bir isim olarak sadece pot performansı, uzun potlarıyla biraz da çok fazla e, ötesini düşünmeden, ileriyi düşünmeden yaptığı vuruşlarla eğlendiren bir isim olarak dikkat çekmişken 2010 civarında dünya şampiyonluğunu artık e, hedeflediği noktada biraz daha savunma oyununu geliştiren e, snooker performansını, kaçışlarını yine e, rakibi offside'a düşürüşlerini e, geliştiren bir oyuncu olarak dikkat çekti. Son döneminde, 2010'dan, dünya şampiyon olduktan sonraki döneminde yine dominant figürlerinden bir tanesi. istaka kuvveti en yüksek oyunculardan bir tanesi. Uzun pot performansı en yüksek oyunculardan bir tanesi ve iyi oynadığında gerçekten rakibini masadan silebilen bir oyuncu Neil Robertson. Bu sene de yine Alexandra Palace'da Masters'ı kazanmayı başardı. Antalya'da oldukça formda geliyor. Sezonun en formda isimleri birinden biri olarak geliyor Neil Robertson. Hem bir sıralama turnuvası kazandığı hem bir sıralama turnuvası finale oynadığı hem de Masters'ı kazandığı bir yılda tabii ki e, sezonun geri kalanı içinde yine e, en büyük favorilerden bir tanesi herhangi bir turnuvaya katıldığında Neil Robertson 21 şampiyonluğu var bu video çekilirken. 21 sıralama turnuvası şampiyonluğu var. Acaba onların bir yenisi e, Nirvana açık olacak mı? Antalya'daki e, Türkiye'deki ilk snooker turnuvası olacak mı? Bunu göreceğiz. 3 numarayla devam edelim. John Higgins. John Higgins'e baktığımızda son dönemde en enteresan figürlerden biri olarak karşımıza çıkıyor. Mark Williams, Ronnie O'Sullivan, John Higgins grubu. Bunu bir ekol olarak düşünelim. Özellikle tura girdikleri dönemle beraber. O ekolün, o dönemin kendi jenerasyonunun en başarılı oyuncularından bir tanesi Wizard of Fish. O. Baktığımızda 46 yaşında yavaş yavaş belki kariyerinin sonuna geliyor. Ki aslında son dönemde bırakmayı düşündüğünde birkaç kez söylemişti. Hatta bir İskoçya açığa katılırken burada göstereceğim performansı. Ama burada hissiyatım nasıl olacak belki de kariyerimi burada yaşayacağım şeylerle aslında devam edeceğim bırakmayı düşünüyorum şeklinde bir 2-3 sene önce böyle açıklaması vardı. Son dönemde biraz tereddüt yaşadığı, son dönemde biraz sıkıntılar yaşadığı bir dönemden yine çıkıp üst düzeye gelmeyi başardı John Higgins. Baktığımızda son 5 senede 3 kez dünya şampiyonası finali kaybetti ki 3'ü de üst üste ki daha önce 4 kez şampiyon olmuş bir oyuncudan bahsediyoruz. Bu sezon yine 4 final kaybetti John Higgins son dönemde finalleri kaybeden isim olarak ön plana çıkıyor ki bununla bilinen birçok isim vardır. İşte Ali Carter onlardan bir tanesidir mesela. Ya da tabii ki Steve Davis'in özellikle Dünya Şampiyonası'nda birkaç kez zorladığı Henry'nin birkaç kez zorladığı Jimmy White özellikle Dünya şampiyonasının finallerinde kaybetmesiyle ünlüdür. John Higgins de biraz oraya gitti enteresan şekilde. Fakat hala tabii ki sıralama turnuvalarında finallere çıkması, arka arkaya Dünya şampiyonalarında finallere çıkması onun için çok çok değerli. Bizim için de tabii ki onu izlemeye devam etmek çok çok değerli. Yine yükselişten dibe vurup tekrar kendini özellikle bu yaşta yukarıya atabilmesi çok da saygı duyulası bir performans ortaya çıkardığını söylemek mümkün. John Higgins'in 2 numarada Judd Trump var. Judd Trump son dönemin en dominant oyuncusu. Aslında beklenen oldu. Baktığımızda 2010'ların başında 2011'de ilk kez John Higgins'te dünya şampiyonası finali oynadığında ve kaybettiğinde herkes onun bir sonraki dev snooker oyuncusu. Bir sonraki büyük Snooker oyuncusu olduğunu söylemişti zaten. Oyununu özellikle herkes çok fazla beğeniyordu. Çünkü çok hızlı oynayan, çok fazla spektaküler hareket yapan, çok fazla spektaküler vuruş deneyen ve bunlar da genellikle başarılı olan, hem ıstaka kuvveti çok yüksek, hem oyun zekası çok yüksek hem de tabii ki eğlendiren, hatta kendi deyimiyle Snooker'ın yaramaz çocuğu olarak sahneye çıkmıştı e, Judd Trump. Bununla beraber tabii ki oyununu biraz daha yavaşlatıp, biraz daha hani zeki tercihler yapmaya, özellikle tabii ki başarıya odaklanmak zorladı onu ama bak baktığımızda hala muazzam bir pot performansı, hala muazzam bir yüzük seri performansı ve tabii ki son dönemdeki performansıyla özellikle 2019 civarındaki, 2018, 2019, 2020 civarındaki hem dünya şampiyonu olduğu hem de arka arkaya sıralama turnuvaları kazandığı o dönemdeki performansıyla dünya zirvesine çıkmayı başardı Judd Trump. Son iki senenin, son iki sezonun daha doğrusu dünya bir numarası. Gerçi bu sezon Champion of Champions turnuvası dışında bir final oynamışlığı yok. Sıralama turnuvalarında özellikle çok kötü bir performansı var ki bunu belki Antalya'da bozabilir. Antalya'ya katılacak isimlerden bir tanesi. Katılması kesinleşen isimlerden bir tanesi. Son dönemde bir aksilik olmazsa tabii ki. Judd Trump özellikle Türkiye'deki ilk turnuva açıklandığında heyecanlandığını söylemişti. Genellikle açıklama yaptığı turnuvalarda ön plana çıkardığı Turnuvalarda performansı da gayet iyidir Trump'ın. Dolayısıyla burada beklentiyi yükseltmek çok da yanlış olmaz. Özellikle sadece sıralama puanı vermeyen fakat tabii ki para ödülü çok yüksek olan The Masters'ta gördüğü yer Final ve Champion of Champions'daki şampiyonluğu bu sezon için onun adına iyi noktalardan fakat sıralama turnuvasındaki performansını, sıralama turnuvalarındaki performansını kesinlikle geliştirmeye ihtiyacı var. Bakalım Antalya onun için ilaç olacak mı? 2 numarada Judd Trump vardı. Snooker dendiğinde bir numaraya alınacak isim bazen tartışılır. Özellikle son döneme kadar daha doğrusu tartışılırdı. Stephen Hendry tarihin en başarılı oyuncusu, bir başarı makinesi. Steve Davis yine oraya alınabilir. Diğer oyuncular doğal yetenek olarak bazı oyuncular belki ön plana çıkarılabilir. Fakat iş her zaman aynı adamda biter. Ronnie O'Sullivan ki Ronnie O'Sullivan ismini eğer snooker'ı bilmiyorsanız da mutlaka birkaç kez duymuşsunuzdur. Ee, özellikle spor dünyasının da en özel figürlerinden bir tanesidir. Zaman zaman e, ödülü beğenmeyip gitmediği 147'ler, maksimum seriler. Zaman zaman bazı maçlardan sıkılıp e, maçla ilgilenmeyip, zaman zaman da rakibine saygısızlık gösterip, e, maçla ilgilenmediği ve e, gülüp eğlendiği, taraftarlarla, seyircilerle muhabbet ettiği, hatta tırnaklarını kestiği e, ayak Ayakkabılarını çıkarıp oynadığı garip dönemler mevcut Ronnie O'Sullivan'ın. Zaman zaman özellikle e, baktığımızda 2015'ten sonra biraz mental sıkıntılar çektiği, snooker'ı bırakmak istediği, snooker'ı sadece yetenekli olduğu için oynadığı, zaman zaman bazen para için oynadığı hep söylendi, yazıldı, çizildi. Kendi açıklamaları da var bununla ilgili olarak. Ama snooker'la özdeşleşen, kendi sporuyla bu denli özdeşleşen ve e, kendi sporunu doğal yetenek anlamında bu kadar iyi yapan çok az oyuncu var gerçekten. 6 kez dünya şampiyonu, 38 kez sıralama turnuvası şampiyonu, defaatle dünya 1 numarasına çıkıp tekrar aşağılara inmiş ama ne olursa olsun e, inanılmaz etki bırakmış her sezonunda. Mutlaka inanılmaz etki bırakmış oyunculardan bir tanesidir. Hatta bir sezonunu hatırlatmakta fayda var. Dünya şampiyonu olduktan sonra ertesi sezon sadece bir sonraki dünya şampiyonasında oynayacağını söyleyip bütün sezonu oynamadıktan sonra Ronaldinho gelip şampiyonluğa ulaşmayı başarmıştı. E, gerçekten kendi sporunu bu denli özel şekilde oynayabilen bu denli kolay gösterebilen belki de sporcu sayısı çok azdır. Maalesef Antalya'da olmayacak. Yine bir para mevzusu ortaya çıktı. Ronya Sullivan eğer beni orada görmek istiyorlarsa maalesef kesenin ağzını biraz açmak zorundalar demişti. Dolayısıyla özel bir para verilemeyeceği için Ronald Sullivan beğenmediğinden dolayı para ödülünü yine Kariyerinde birçok noktada yaptığı gibi e, Antalya'da da olmayacak. Bu olay tabii ki tarihin en büyüğü e, sıfatını değiştirmeyecek. Romeo Sullivan için ama burada izlesek tabii ki çok keyifli olurdu. Romeo Sullivan ne olursa olsun dünyanın bir numarası. Snooker tarihinin bir numarası olarak kalmaya devam edecek. Bakalım e, bir gün ülkemizde kendisini izleyebilecek miyiz? Tabi bu 5'e giremeyen çok değerli oyuncular var. Steven Ender'den az önce bahsetmiştim o da emekli olduktan sonra Wildcard'la beraber katılmayı başardı tura. Şu anda çok parlak bir performans çıkaramıyor. Mark Allen son dönemde toparlanmayı başardı. Mark Williams tarihi bir dünya şampiyonluğu aldıktan sonra bir kez daha kırı sevdi ve bir kez daha şampiyonluklar yaşamaya başladı. Onunla beraber tabii ki Kyron Wilson yine Antalya'da izleyeceğimiz oyunculardan bir tanesi. Son dönemin yetenekli, son dönemin özel oyuncularından bir tanesi. Onu da sayabiliriz. Her ne kadar bu sezon çok özel bir performans çıkarmıyor olsa da Snooker'ın yeni altın çocuklarından Yan Binta e, ön plana çıkabilir. Tabii ki e, yine Dink e, son dönemin yine düşüşteki isimlerinden bir tanesi ama Snooker tarihinin en özel oyuncularından bir tanesi. E, Çin'in en başarılı oyuncusu olarak e, addedilen isimlerden bir tanesi. Onu da yine e, takip etmekte fayda var. Artık snooker coğrafyası çok genişlediği ve aynı zamanda snooker sezonu çok uzadığı için birçok oyuncunun artık farklı coğrafyalardan birçok oyuncunun şampiyonluk yaşayabildiği bir noktaya geldi. Eskiden aynı oyuncular arasında dönen bir tur vardı fakat genişledi ve çok daha keyifli hale geldi. Bakalım ülkemizdeki turnuvaya kimler katılacak tabii ki. Hem Covid problemi hem elemelerde takılanlar olacak mı? Bunu göreceğiz. Garantileyen isimleri sizlere aktarmaya çalıştım. Tabii ki o isimlerden de katılmayanlar olabilir. Hem tabii ki Antalya'da yaşanacak snooker heyecanı çok çok özel olacak ki Tahminlerle beraber yine e, de olacağım sizlerle beraber. Hem de tabii ki sezon boyunca yine Sunukur e, bu ekranlarda ve nesine.com.tr'de sizlerle olacak. 15 gün sonra başka bir konuyla yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.